Beş zalim öldürmeden düşenin ahirette iki elim yakasındadır. Haydi yiğitlerden yiğit dövüşün. Kardeşim göktuğu için. Haydir Allah! Haktır Allah! Kardeşimin kanını toprağa akıttınız. Gayrı toprak size haramdır. Çek şu arabayı önümden! Çabuk! Çabuk! Turgut! Koses! Hain Koses! Burada böyle uzun süre dayanamayız Turgut Bey. Ne yapıyoruz? Bulacağız bir çaresini. Kutan, Serhan. Kalkanlar arabaya, haydi. Haydi. Şaşırttın beni Turgut Bey. Doğrusu senin tarafından kurtarılacağım hiç aklıma gelmezdi. Daha kurtulduğumuz yoktur Koses. Hele şu vaziyetten bir çıkalım. Sonra konuşuruz. Geldi. Hainle çoban kaçıyor. Yakalayın şunları çabuk. 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 Çobanı. Hem de hain Koses'i istiyorum. Hem de hemen. Düşün peşlerine.
Çok inançlısın Osman. Ama sonunda öleceksin. Atlar durasınız. Emri dağılırız. Başka yönlere gidelim ki akılları bulansın. Biz de vakit kazanalım. Sonra da Başpınar'da sağ salim buluşuruz inşallah. İnşallah beyim. Koses, sen de onlarla gidersin. Ben de gayri peşinizden gelirim. Olmaz Turgut Bey. Seni bırakmam. Ayrı yönlere gidelim ki bölünsünler, sayıları azalsın. Hayatta kalma şansımız artar. Vakit dardır Koses. Haydi gidersin. Tamam. Haydi. Haydi Alplar. Turgut Bey! Aa! Bir yere mi yetişiyorsun? E senin de yarım kalmış bir işimiz var. Yüreksizsin. Benden öyle korkarsın ki karşıma tek başına çıkmaz, itlerinle gelirsin. Turgut, Turgut. Kendini çok fazla önemsiyorsun. Sen benim için sadece ezip geçeceğim birisin. Ha, haddini aştın, öfkelendim. Hepsi bu. Bu kadar yani. Sen gelesin hele. Ya!
gördüğün gibi ben ayaktayım, sen yerde, ben zirvedeyim, sen dipte. Senin yılandan farkın yok Nikola. O engin zirvelere çıksan da ancak sürünerek çıkarsın. Bense kartalım. Düşsem dahi uçarken düşerim. Bir çoban için çok süslü cümleler bunlar Turgut Bey. Bravo, bravo. Kartalsan, kanatlarında kırıksa, e bir de üstüne yalnızsan Turgut Bey, o yılanlar var ya, işte onlara yem olursun. Sonun geldi. Ölüm vakti geldi Turgut Bey. Biz ölürsek de şehit oluruz Nikola. Gam çekmeyiz. Can tasamız yoktur. Bir tek Mari. Benim cananım. Benim hatunum. Onu ardımda bırakma. Daha da bir şey yoktur. Haydi göresin işini. Ya! Aa! Aa! Şeref yoksunu Nikola! Aa! Beni sırtımda vuran soysuz! Yarına mı kalacağını sandın? Aa! Kuses. Hain Kuses. Turgut'u öldürüp seni arkada bıraksaydım eğer, gözüm arkada kalırdı. İyi ki geldin. Şeytani planlarından haberim var seni aşağılık herif. Harmankaya Kalis sana büyük gelir, beni duydun mu? Sana ardından gelme demiştim. Ama iyi ki geldin, var olasın. Evet ama Mari'ye sensiz dönersem hesabını nasıl verecektim? Haydi yine. Askerler, haydi. Peşlerinden git Argos. Ben sizi burada böyle bırakamam. Argos peşlerinden git. Efendim beni bağışlayın. Sizi bırakıp gidemem. Osman, büyük bir bey, böyle ölmemeli. Savaş meydanı da olmayacak. Namın yormayacak. Mingeyan, atlar altında ezilecek bir hain gibi. Kimse Osmanlı üzülmeyecek. Yaşadıklarını yaşamadığı için yakaracak. Sana Erlik Han'a sunacağım. Gök Tengri'ye yakaracağım. Herkes Geyatun'un geldiğini bilecek. Thank you.
Obanın hali hazırda beyi vardır. Tekfur'la iş tutan vezirin lafıyla beylik toyu kurulmayacaktır. Vezir Konya'yı temsil eder. Peki ya sen Malum Hatun? Osman Bey adına konuşuruz. Sanmayın ki ağzımızdan çıkan her söz bizdendir. Osman Bey buyruğudur. Osman Bey kayının iyiliğinden başka bir şey düşünmez. Hepimiz buna şahidiz. Nerededir Osman Bey? Yokluğunda ağabeyinin posta oturması elbet münasiptir. Şimdilik postun boş hali Gündüz Bey'den daha hayırlıdır. Gündüz Bey ne ederse vezir Alemşah için eder. Obanın selameti için etmez. Ertuğrul Gazi yolundan bahsedersin Demirci. Gündüz Bey kayının aleyhine iş tutmaz. Sana mı kaldı bunun kararı? Kelamın nasıl da emin eder? Anlamam. Anlamam. Bir kişi haktan yana olur. Bir kişi Türkmen'den yana olur. Bir kişi mazlumdan yana olur da. Nasıl Osman Bey'den yana olmaz? Anlamam ya. Anlaşılmazı boldur bu alemin çobanım. Sen anlarsın elbet. Ama Osman Bey'den yana olmaya. Anlamadan göçer gider. Hepiniz bir olmuş, hicvedersiniz. Buraya fikrimizi almaya çağırdınız, sigaya çekersiniz. Destur. Burada kimse yoktur ki seni sigaya çeksin Yılmaz Bey. Biz Osman Bey'den eminiz. İsteriz ki içinde şüphe olan bizden beri dursun. Varsa bir şüphen bizden beri durasın Yılmaz Bey. Posta otursam dahi hatunlar rahat durmayacaklar. Belli. İkilik çıkacak Vezir Alemşah. Türkmen beyin kudretlisini sever Gündüz Bey. Senin eline öyle bir güç vereceğim ki itiraz etmeye ar edecekler. İyi dedin. İyi dedin de nedir bu bahsettiğin güç? Şu duvarlara bak. İnegöl sancağı yakışık almaz. Fetih fetih deriz. Türkmenin selameti deriz. Kafirin eline mi bırakalım burayı? Bu duvarların süsü gayrı kayının şanlı sancağı olacak. Harmankaya Kalesi'ne ne için geldik sanırsın Gündüz Bey? Ha! Bunu ben de merak ediyorum Vezir Alemşah. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Gündüz Bey. Yorgun görünürsün Nikola. Artık sadece İnegöl'ün tekfuru değilim. Tahtına oturduğun Harmankaya Kalesi'nin de sahibiyim. Öyle değil mi? İşte bu. Bütün bu yorgunluklara değer Vezir Alemşah. Bunu hak ettin Nikola. Doğru safı seçerek bunu hak ettin. Ben bu tahta ebedi oturacak değilim Nikola.
senindir. Sen imdi Kosesten haber veresin. Ahvali nedir? İmparatorluğa ulaşmış mıdır? Koses. Bir haine yakışır şekilde şu an bir kafeste. Konstantinopolis'e gidiyordur. Oraya varınca da imparatoruna çok ama çok güzel bir son hazırlayacak. Size minnettar Matler. Umarım bu yardımlarınızın karşılığını vermek için Tanrı da bana ömür verir. Biz sadece beyimin buyruğunu yerine getirdik. Beyim buyursun gene ederiz. Şimdi Konya yoluna düşeriz altlar. Bilirim yol çetindir. Ama biz bu yolu da aşacağız. Sonra da Allah'ın izniyle Osman Bey'i Konya'ya götürülmeden evvel kurtaracağız. İnşallah. İnşallah. Dedim ya Kuzes, seni oradan çıkarmamızın bir amacı da Osman Bey onların elinden almaktır. Anlıyorum. Ama bunun için Harmankaya'da beni bekleyen özel birliğime haber etmem gerek. Onlar bize katıldıktan sonra Osman Bey'i kurtarmak daha da kolay olur. Bu yüzü liderleri Kiros'a versinler. Ancak o zaman ben olduğuma ikna olurlar. Ne edeceğini bilirsin Kutan. Harmankaya'ya gidesin. Kosesin de askerlerini alıp Konya yolunda peşimize düşersin. Emrindir bey. Dikkat edesin. Haydi atlar. Vakit dardır. Haydi. Beri dur dedik diye mi? Ötede durursun Yılmaz Bey. Sen şeyhimin sözlerini yanlış anlamışsın Yılmaz Bey. Muradımız sözümüzün zahirinden geçip batınına ermendir. Rabbim hakikat yolunda gönlünü şekten ve şüpheden beri kılsın. Eyvallah. Biz kayının beylerini düşünde gaza gören, otururken can tesliminden çekinen fethe sevdalılarından biliriz. Siz de bilesiniz ki o gazalar, o fetihler Osman Bey ile mümkündür. Eyvallah. Eyvallah. Gönlünüz de, bileğiniz de kavidir. Niyetiniz halistir. Bu toprakların selameti için çıktığınız bu yolda Rabbimin inayeti yanınızda olsun. Amin. Allah yardımcınız olsun Asumlar. Vezir Hazretlerine haber etmek icap eder. Osman ölecek, ucun gidiliyor.
Osman! End olsun ki Osman, kanın yer altında akacak. Erihan ile buluşacak. Hato geldiğinde bu azgın atlar altında izleyeceksiniz. Nalları kanınızda bulunacak. Burulları leş kokunuzu solunacak. At Türk'ün kanadıdır. At Türk'ün muradıdır. Ne vakit görülmüş attan çekindiğimiz. Sal hele atları. En azgını bile bizim elimizde ehlileşir. Haydi! Gi hatun. Aynı bitirip gelecek. O vakit hepiniz olacaksınız. Hem de en acı şekilde. Hayırları sonu acıdır. Sizin gibi hainlerin sonu bellidir. Biz bir ölür, bin diriliriz. Ama sizin sonunuz daha feradır. Kardeşim dayan. Hesabınız daha çetin olacak. Bırak. Bırak soysuz. Bırak köpek. Dayan Cerkutay dayan. Geyhatü geliyor efendim. Atlar hazırlayız. Geyhatü gelinde boşlayacağız. Kardeş, neysin ya? Beyim. Destur var mıdır vezirim? Gelesin. Vezirim. Osman Bey'in altınları dergahta toplanmış. Beyleri de çağırmışlar. Bir şeyler çevirirler.
Belli ki hatunlar rahat durmayacak Gündüz Bey. Sen posta oturma deyi, beylerine dahi zehirlemeye kalkarlar. Onlar obada oldukça toyda ikiliğin önüne geçemeyiz. Bunun için en münasip olan onları sürmektir. Selcan Hatun dahil. Senin dilin ne der Vezir Alemşah? Ben ne ettimse obamda dirdik olsun deyu ettim. Bir kişi dahi darlık çekse o post bana haramdır. Şimdi anamı, kardeşimin hatunlarını, bacılarımı sürgün edersem nerede kaldı dirlik? Gündüz Bey, hakça olan budur. Bunun hakça yanı yok Vezir Alemşah. Zulüm pencereden girse töre kapıdan çıkar. Şimdi obamın hatunlarını yabana sürersen nasıl otururum o posta? Nasıl gezerim obamda bey deyu? Geldim geleli ne diye o post senin hakkındır derim bilir misin Gündüz Bey? Ha işte bu. Merhametin. Bilirim ki senin merhametin hırsına her daim galip gelir. Derdin posta oturmak değildir. Ahaline dost olmaktır. Ama bilesin ki ahaline dost olmak için evvel fitneyi def etmek gerekir. Fitneyi çıkaran kim? Hatunlar. Böyle iş olmaz. Ben bu dediklerini hiç demedim farz edeceğim Vezir Alemşah. Haydi selametle. Eyvallah beyim. Benim asil savaşçılarım. Kiraz. Size her zaman sadığım Tekfur Koses. Askerlerimle. Sadakat yeminimiz ancak ölünce bozulur. Biliyorum. Sizinleyiz efendim. Osman Bey'i kurtarmak için Turgut Bey ve alplarına yardım edeceğiz. Alplarım Konya yolundayız sürer. Osman Bey'in yerini bulacağız. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Atlar hık deyip ciğerleri patlayana kadar durmayacağız. Osman Bey'i zalimin elinden alana kadar. Gereken neyse yapılacak Turgut Bey. Haydi! Hadi bakalım. Haydi askerler. Haydi! Sağ! Bu pusatların çeliği Halep'ten geldi. Bu toprakların en keskin pusatlarıdır bunlar. Obada benden habersiz iş mi döner?
Kimdir bu pusat kuşandırdıklarınız? Osman Bey'imin yeni atlarıdır Gündüz Bey. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi demirci? Eyleşme de değil. Kimdir bu atlar? Eyleştiğimiz ne vakit görülmüştür Gündüz Bey'im? Dediğim gibi Osman Bey'imin yeni atlarıdır bunlar. Benim müsaadem olmadan obaya alt mı alınır? Son kez sorarım. Kimdir bu atlar? Nereden gelirler? Kızılbeyoğlu obasından. Ata topraklarımdan gelirler. Olmayacak dediğimizi oldurmaya kalkan da yanımızda duracak yiğitlerdir. Gayrı olacağı da olmayacağı da ben bilirim Malhun Hatun. Ama şimdi yeri değildir. Hepinizi otağda beklerim. Seni de demirci. Bu yalnızca intikam değil. Gayrı bu intikamı geçti. Moğol'la cenk edersin. Kusura bakma Osman Bey. İntikamımı henüz alamadım. Ayrıca kardeşimi, kocası çok ısrarcı biri. Osman Bey. Osman Bey. Kan yerde kalmaz. Ama şimdi çekilmeliyiz. Daha gelirler. Altlar! Geri çekiliyoruz! Haydi! Haydi! Kiroz! Çekiliyoruz! Haydi gideriz! Malhun Hatun. O altlar bu obada kalmayacaklar.
Geldikleri yere gidecekler. Alplar burada kalacak Gündüz Bey. Kalacak ki sen de gayrı bu beylik düşünden uyanabilesin. Osman Bey kendini aklayıp dönene dek alplar burada kalacak. Beyimin buyruğudur. O vezir yılan diliyle zehirlemiş seni belli ki. Lakin biz seni uyandıracağız. O toyu sana kurdurtmayacağız. Siz bana toyu kurdurtmayacaksınız yani ha? Hey. Hey o vakit. Hazırlığınızı edesiniz. Gayrı bu obada kalamazsınız. Ne? Sürgün ederim sizi. Kayı obası beysiz kalmayacak. Toy kurulacak. Beyliğe münasip olan da bir tek ben. Ben Ertuğrul Gazioğlu Gündüz Bey. Kayı obasının toyla seçilen beyi olacağım. Osman nerede? Osman nerede? Osman. Yüreğini ellerim ile sokacağım. Siz de obada ikilik çıkmaması için İnegöl'deki sınır köyüne sürüleceksiniz. Sen ne dersin Gündüz Bey? Kimin töresidir bu? Obasının selametini her şeyin ve herkesin üzerinde gören bey töresidir ana. Karşı durmayasın. Sana bunu yaptırmam Gündüz Bey. O aklından geçeni de unutasın. Bey buyruğunu çiğneyen, obada ikilik çıkaran her kim var ise gözünün yaşına bakmam, onu obadan sürerim. Geri de durmam. İkiliği çıkaran sensin Gündüz Bey. Belli ki post pek tatlı gelmiş. Oturamazsın deyi ödün kopar. Gayrı Osman Bey'in aklanma fikri dahi yüreğini yakar ha Gündüz Bey. Bizden böyle korktuğuna göre Osman Bey dönmesin deyi. Ne oyunlar çevirirsin kim bilir. Ben size iyi görüneceğim deyi. Obamı, ahalimi ataşlara atamam Bala Hatun. Sizin beni anlamaya niyetiniz yok. Ben bunu görürüm. Hepimizin iyiliği için obaya dirlik düzen gelene dek köyde kalacaksınız. Osman Bey'e bu hainliği emmisi dahi etmediydi. Nasıl bu kadar alçalırsın? Hadi aklını o vezirin avucuna bıraktın diyelim. Ya yüreğin?
Yüreğinde mi o mendeburun avucundadır? Bu nasıl zalimliktir? Ona ağır konuşursun. Ağır konuşurum. Ağır konuşurum ha. Sen dua et yengen ağır konuşur. Rahmetli anan olaydı, yüzüne tükürürdü senin. Atan Süleyman Şah'ın, Ertuğrul Gazi'nin kanı akar damarlarında. Ondan da mı utanmazsın? Gerçi kime konuşurum ben? Bu karşımdaki suret benim gündüzümün değildir. Ne kan kalmıştır suratında, ne nur. Gayrı bilesin Gündüz Bey. Bundan böyle benim için nursuz, kansız bir mendebursun tıpkı o vezir gibi. Bunlar nasıl kelamlar? Sizi sürgün etmekle en doğru kararı vermişim meğer. Yeter! Bu obadan yarın gideceksiniz. Bir olmayı idrak edene dek orada kalacaksınız. Vezir ve Nikola, kalemi benden aldılar. Şimdi Harmankaya Kalesi'nin surlarında Nikola'nın sancağı dalgalanır. Kaleyi Harmankaya'yı Nikola'ya verdiler. Öyle. Vezirin kuracağım deyip durduğu nizamda tekfurların işine yarayacak bir şey yoktur Kosas. Onun tek derdi kendi kudreti. Onun niyeti Türkmen tebaayı ardında toplamak. Vezir Alemşah. Toydan evvel Armankaya'yı ağabeyime verecek. Verecek ki Gündüz Bey kayının beyi yapsın. Kayının gücü onun için elzemdir. Bundan nasıl bu kadar eminsin Osman Bey? Kafir oyun kurma konusunda pek bir mahirdir Koses. Ben ise o oyunları bozma konusunda. Şimdi en güvendiğin adamını ulak çıkarasın. Nikola'yı oyunla ilgili haber etsin. Nasıl Osman Bey? Biz şimdi gidip Nikola lehine iş mi edeceğiz? Her şeyin bir vakti vardır. Şimdi yapacağımız kayının postuna vezirin aklıyla oturacak olan ağabeyimi durdurmak. O da bunu hak etti. Seni anladım. Kiros, derhal Nikola'ya git. Osman Bey'in söylediklerini bir bir anlat. Hızlıca. Turgut Bey. Diyersin Osman Bey. Sen de birkaç alfı vazifelendiresin. Kardeşim Göktuğ ve diğer şehitleri kahramanlara yakışır bir şekilde defnetsinler. Biz uca giden yoldan gideriz. Biz yaparız Osman Bey. Uca değil. İçe süreceğiz atlarımızı. Kutan. Beş alpı kardeşlerimizin şehit düştüğü yere yolla. Emrindir beyim. Anlamıyorum. Biz canımızı boşuna mı içe saydık Osman Bey?
Yaşanan bunca şeyden sonra seni esirken dahi koruyamayan Selçuklu'ya mı gideceksin? Sultan Mesut, Ali Selçuklu'nun sultanıdır. Ben de onun uşbeyim. Benim Konya'ya varmam gerek. Tekin sizdir Osman Bey. Ya gidişin olur dönüşün olmazsa? Ya sana kıyarlarsa? Ne edeceğiz o vakit? Orada daha rahat kıyarlar. Bilecik'te yollarda şanslarını denediler. Ne diye? Gayatu ve Alemşah belli ki birlikte iş tutarlar. Benim sultana gitmemi evvela onlar istemezler. O sebeple sultanın yanına varıp her şeyi anlatacağım. O da anlayacaktır. Bana hak verecektir. Madem öyle, ben de seni yalnız koymam. Ben de geleceğim. Hem saraya bizi sokacak adamı da tanırım. Siz beni zor günümde yalnız bırakmadınız. Madem öyle, ben de sizinle geliyorum Osman Bey. Atlarımızı derhal Konya'ya sürelim. Ay maşallah. Haydi. Atlanın o halde. Haydi. Atlar! Haydi atlar! Efendim, Türkler yol değiştirmişler. Ne demek bu? Efendim, Konya'ya doğru giderler. Osman, bu şartla çözemediğini söz ile çözecek. Sultan'a gidiyor. En hızlı atı alıp kafasını kapartmak için yetişebilirim. Gerekmez. Bırakın sultana geçsin. Osman hiç farkında değil. Kendi sonuna sürüyor atını. Evvela ahaliyi kıyama kaldırmak gerek. Doğru dersin Bala Hatun. Beylerin çoğu bizimle beraberdir. Şimdi de aramızda olacaklar inşallah. İnşallah. Osman Bey'e bağlı atlar da bizden yanadır. Madem güzellikle anlamazlar, o vakit pusatlarımız kınından çıkacak. Vakit kıyam vaktidir. Verdiğimiz sözü tutacağız. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Canımız pahasına Osman Bey'in emanetini koruyacağız. Koruyacağız. Hay maşallah. Osman Bey'imin emaneti emin ellerde maşallah. Sen haklı çıktın Vezir Alemşah. Sen haklı çıktın. Hatunlar rahat durmazlar. İmdiden obada ikilik çıkarırlar. Hem bu işi kimin buyruğuyla etmişler? Kardeşim Osman öyle buyurmuş ki beni o posta oturtmayacakmış. Görürsün işte Gündüz Bey. Kardeşin Osman Konya'dan obanı karıştırır. İkilik çıkar. Böyle beylik olmaz. Evvel ahalini düşünmen gerekir. Sen
İyi bir bey olacaksın Gündüz Bey. Ahalini her şeyden önde tutarsın. Bu sebeple onları sürgün et. O dediğini ettim. Ettim de geldim. Onlara sürgün kararımı dedim. Oban için hak olanı yaptın Gündüz Bey. Gayrı onlar için üzülmeyesin. Var olasın. Ama anam da hatunlar da öyle kolay kolay gideceğe benzemez. Allah vere de pusatlar kınından çıkmadan bu mesele hallolsa. Gayrı sen bunları tasa etmeyesin. Nizamı bozanlara elbet mani olacağım. Hatunlar yarın gidecekler. Sen içini ferah tutasın. Evvel Osman Bey'in yanında görürdüm seni. Şimdi Gündüz Bey'in altı mı oldun? Osman Bey'in buyruğudur. Kayının postunda kim oturursa onun ardında durmam icap eder. Beyin için beynin karşısında durursun desene. Karşısında değil, karşısında değil. Osman Bey'in gelende gene yanında duracağım. Beyim hele bir gelsin. Obanın çıkarına iş etmeye, Türk'ün lehine hamle etmeye Osman Bey şart mıdır? Senin aklın yok mudur? Var mıdır? Varsa sen diyesin. Sus. Yılanın yanından yılan çıkar. Türk dersiniz, kayı dersiniz, zehirler durursunuz. Diliniz yılan dili gibidir. Ot dumansız, yiğit günahsız olmaz. Bir yanlışımız varsa affola Baronalp. Hatamızı görür, oradan döneriz. Gördün mü hatanı? Gördüm. Şimdi diyesin hele. De ki bana sen gerektin. Nereden bulurum seni? Ben evvela kendimi bulam da sen de beni bulursun. Cevahir bana kardeşimden yakındır Osman Bey. Eyvallah kardeşim. Sen de benim için öylesin. Eyvallah. Cevahir sarayda askerdir. Yarın da sarayda güvenliği sağlayacak birliğe komuta edecek. Sen sultanın huzuruna vardığında biz de Cevahir kardeşimle beraber saraya gireceğiz. Saraya girmesi de çıkması da benim için kolaydır. Aksi bir şey olur da kaçmamız gerekirse o vakit çıkacağımız gizli bir geçit bilirim. O geçitten çıkarız. Eyvallah kardeş. Hakkını ödenmez, sağ olasın. Sen de sağ olasın. Hem Osman Bey'in yiğitliğini bilmeyen yok. Onun için de, senin için de yapmayacağım şey yoktur kardeşim. Eyvallah. Bu esvaplar size Osman Bey. Onca engameden çıkmışsınız. İhtiyaç olur diye düşündüm. Var olasın Cevahir kardeş. İyi düşünmüşsün. Eyvallah Osman Bey. Siz içeride tehlikedeyken burada böylece beklemek benim hiç içime sinmeyecek Osman Bey. Ben de gelmek isterim. İçeride başımıza ne gelecek belli değil Kosas.
Bir aksilik olursa o vakit altlarla sana çok iş düşecektir. Altlarla birlikte sarayın yakınlarında olacaksınız. Elbette. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur. Ama bir aksilik olursa da gözünüz arkada kalmasın. Eyvallah Koses. Bu düğümü çözeceğim. Fitnenin ve yalanın karanlığını hakikatin ışığıyla aydınlatacağım. Doğruyu Sultan Mesut da duyacak. Kayı obasına asker yığacağız yarın Konur. Hazır olasın. Obalıya pusat mı doğrultacağız efendim? Gerekirse doğrultacağız Konur. Arzum gerekmemesidir. Kan akmasın diye gideriz. Evvelden askerimizi yığacağız ki onu görüp geri adım atsınlar. Ha, geri adım atmazlarsa bilesin ki isyan edenin kanı bize helaldir Konur. Asi birkaç hatunun canı bütün obadan kıymetli değildir. Gerekenleri yapacağız. Tez askerleri hazır edesin. Emrinizdir Vezir Hazretlerim. Geyi Hatu Osman'ın kellesini almıştır. Onu görmeye avucumda kayıyla birlikte gideceğim. Gayrı önümüzde kimse duramayacak. Hayır, nerede bu adam? Hangi cehennemin dibine girdi bu Koses? Nerede? Belki Rogatus. Koses ve Rogatus bulaşmış olabilir. Her şey olabilir Julia. Hem de her şey olabilir. Lakin emin olduğum bir şey varsa Koses ilk iş kalesini, yani Harman Kaya'yı geri almak isteyecektir. Zira İnegöl gibi Harman Kaya'nın da benim elimde olması diğer tekfurlara karşı beni ziyadesiyle üstün kılıyor. Düşmanlarım da bunun farkında. Julia, en iyi askerlerini seç. Harman Kaya'yı korumaları için onları güzelce yerleştir. Onlar her şeyi görebilsinler, lakin onları kimse göremesin. Sen de başlarında dur. Merak etmeyin Tekfur Nikola. Harman Kaya Kalesi askerlerimizin korumasında olacak. Güzel. Güzel. Ne bu gücü, ne de bu üstünlüğü kimseye bırakmayacağım. Karşıma kim çıkarsa çıksın, hepsini yok edeceğim. Hepsini. Argus. Efendim, Harman Kaya Kalesi komutanlarından Kiros sizinle konuşmak istiyor. Tekfur Nikola, Vezir Alemşah arkanızdan oyun oynuyor. Kaleyi sizden alıp Gündüz Bey'e verecek. Aa. Sana neden inanayım komutan? Koses'le birlik olup bana oyun kurmadığını nereden bileceğim? Öyle değil mi? Harman Kaya'da artık Koses yok. Ve ben bu kalede Türk sancağı görmek istemiyorum. Sadece bu. Öyle mi? Evet. Sadece bunu bilin. Tekfur Nikola.
ikiniz. Vezir Alemşah. Vezir Alemşah. Vezir Alemşah. Vezir Alemşah! Eğer bu tutuklarım doğruysa benden kork vezir. Benden kork. Harman Kaya'yı kimse elimden alamayacak. Hem de hiç kimse. İlgezdi Çavuş. Osman'ın kellesi nerede? Osman'ın kellesi hala gövdesinde. Ne demektir bu? Biz seninle böyle anlaşmadık Geyhatu. Turgut diye bir Türkman ve Kösiz adlı bir tekfor. Onu atlarımın ayaklarından aldı. Onları biliyorsan Alimşah. Kosez. Aptal Nikola. Şimdi ne olacak? At nereye gider? Bazen sadece at bilir. Osman'ın ki onun sonu da gider. Konya'da onu bile bekler. Sen sultanın yaveri Selman. Senin burada ne işin var? Gök Tanrı'ya yemin olsun ki sen beni sultanın yaveri bilirsin ama ben Geyhatu kim olmamı isterse o olurum vezir Alemşah. Onun sözü her şeyin üstündedir. Osman'ın hançeri. Eminim çok kana gitmiştir. Hem de Osman'ın sonu olacak. Gayri yetti Gündüz. Ben artık bu kadarını taşıyamazdım. Gündüz, ne olur sana ha? Ne oldu sana böyle? Anan bildiğin Selcan Hatun'u, bacılarını nasıl sürgün edersin? He? Obanın selameti için öyle olması gerek Ayşe. Gitmeleri gerek. Kalsalar rahat durmayacaklar, obayı ikiye bölecekler. Bir selamettir, düşmez dilinden. Sen bu ettiklerini obanın selameti için mi edersin? Yoksa kendi selametin için mi? Artık bilmez oldum Gündüz. Senin dilin ne söyler hatun? Ne vakit görülmüş benim kendim için bir şey istediğim? Obanın selametinden gayrı. Şu posta oturduğun günden beri seni tanıyamaz oldum Gündüz. Kardeşinin peşine düşmek yerine vezirin sözüyle iş tutarsın. Şimdi de ananı, Osman Bey'in emanetlerini obadan sürersin. Obaya ikiliği sokan sensin.
Gör artık! Sen benim hatunumsun. Durman gereken yer benim karşım değil, ardımdır. Bey buyruğunu sorgulamak da senin haddin değildir. Haddim hakkın ardında durdukçadır Gündüz Bey. Sen yanlışa saptığında karşında olmazsam hesabını veremem. Yarın kardeşin Osman Bey geldiğinde onun yüzüne nasıl bakacaksın? Otur bunu düşün. Ey yüceler yücesi Rabbim, sen ki her şeyi gören, her şeyi bilensin. Sen muntakimsin Resulün, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine. Nebilerinin, evliyalarının yüzü suyu hürmetine. Lafzayı celali cümle cihana yaymak için kanını döken, başını veren şu hedanın yüzü suyu hürmetine. Kardeşim yoktunun ve cümle şehitlerin intikamını almaya sen bizi memur eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, sen hakimsin, sen hakemsin. İyiyi kötüden, batılı haktan ayıransın. Ya Rabbi, zalimlerin oyunlarını sen boşa çıkar ya Rabbi. Üzerimize gelen her türlü musibetten sen bizleri muhafaza eyle. Sen zalimlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Kutlu davan üzere sen ayaklarımızı sabit kıl. Ey veli olan Rabbim. Amin. Askerler hazır. Yola çıkabiliriz. Destur var mıdır vezirim? Gelesin. Tekfur Nikola geldi Vezir Hazretleri. Vezir Alemşah, söyleyeceklerim var. Yoksa Koses'ten haber mi var? Koses şu ansından da yargılanacağı günü bekliyor. O artık geçmiş. Ben gelecekten bahsediyorum. Gelecek. Dinlerim Nikola. Söyleyeceklerim yalnızca beni değil, seni de zenginleştirecek yanımda olduğun sürece Vezir Alemşah. Zira konu altın. Pazarın bir kısmını Harmankaya taşımayı düşünüyorum. Vergileri de düşüreceğim. Böylelikle kazancımız artacak. Ha? Harmankaya'nın tasarrufu gayrı sendedir. Dilediğin yere pazar kurar, dilediğin malı satarsın Nikola. İstediğim şeyi yapmayı severim. Sakıncası olmamasına sevindim senin için. Kale senin gibi mahir bir tekfurun elinde hak ettiği ihtişamı kazanacaktır Nikola. Koses'in elinde tarumar idi. Kalede Koses de hak ettiğini bulacak.
Değil mi? Birileri yükselirken... birileri de düşecek. Doğa. Doğanın kanunu bu. İzninle. Güle güle Nikola. Güle güle. Kosses Konstantiniyye'ye hiç gitmedi. Hala yalan der. Neden hesabını kesmeyiz vezirim? Her şeyin vakti var Konur. Vakti gelende soracağız hesabını. Kaleyi elinden alıp Gündüz Bey'e veren de... hesabı zaten görülecektir. O vakit Nikola küplere binecek. Kaleyi ona ben verdim. Elinden ben alacağım. İmdilik inandığımızı sansın. Mühim olan Gündüz'ün kudretidir. Yani benim. Vezir, nasıl bir oyun içerisinde? Vezir gerçekten Harman Kaya'yı Türklere mi verecek efendim? Benim oğlunu kimseye vermem Argos. Harman Kaya benim. Vezir onu Gündüz Bey'e vermek gibi bir gaflete düşerse eğer... onun için de hiç ama hiç kolay olmaz. Evet. Argus, Harman Kaya'daki asker sayısını arttır. Lakin vezirin bundan haberi kesinlikle olmasın. Nihayetinde bir Türk, öyle değil mi? Bir Türk'e asla güvenme Argus, ama asla. Hele ki bunun gibi. Harman Kaya öyle kolay teslim etme. Bakışıyla yüreğimi titreten oğul. Varlığın bana güç verir Orhan'ım. Oh. Alplar da bacıyanlar da hazırdır. Haydi. Beyim gelene dek kimse o posta dokunamayacak. Haydi o vakit. Osman Bey'in postundan Gündüz Bey'i indirelim. Öfkeyle kalktı, zararla oturacak Gündüz. Böyle giderse çok kan dökülecek. Son bir kez daha mı konuşaydık ha? Gündüz Bey'in kulakları hakikate sağır olmuştur ana. Sen de bilirsin ki bir kulak bir kere hakikate sağır oldu mu bir daha iflah olmaz. Anam, biz de kan aksın istemeyiz. Gündüz Bey ciddiyetimizi anlayacak, geri çekilecektir. Ya inadından vazgeçmezse? Geri çekilmezse? O vakit çok kan dökülecek ana. Geldi. İnşallah hakikati idrak ederler de iyilikle giderler. Rabbim sen benim işimi zorlaştırma. Beni istemediğim şeyler etmek zorunda bırakma Allah'ım. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, dediğin gibi hatunların çadırlarına gittim. Ama hepsi Mahmun Hatun'un otağındalar. Vakti geldi ama gidecek gibi durmazlar. Vakit doldu. Madem güzellikle gitmezler... tez atları al, çadırlarına git. Gündüz Bey! Sen bizi obamızdan sürersin ama biz hiçbir yere gitmeyiz.
Varsa yüreğin dışarı çıkasın. Hatunlar! Size verdiğim vakit doldu. Hala ne diye beklersiniz? Bey buyruğudur derim. Karşı mı geleceksiniz? Bey buyruğuna uymak için buradayız Gündüz Bey. Osman Bey'in buyruğuyla seni o postan indirmeye geldik Gündüz Bey. Bu ettiğiniz obada ikilik çıkarmaktır. Ahalinin aklını çelip oku yaydan çıkarmadan usulünce gidin Malhun Hatun. Hiçbir yere gitmeyiz. Gücün yetiyorsa engel ol bize. Bala Hatun. Sen etmeyesin bari. Varın sessizce gidin. Yoksa iyi şeyler olmayacak. Asıl sen etmeyesin Gündüz Bey. Kayı Obası'nın beyi Osman Bey'dir. Bu da onun buyruğudur. Ana. Madem sözden anlamazsınız, o vakit benden günah gitti. Atlar! Vaziyet alın! Osman Bey'in hatunuyum. Bana pusat çekecek Kaya Alp'ı varsa imni davransın. Alplar, kime pusat çektiğinizi iyi bilesiniz. Karşınızda Osman Bey'imin hatunları vardır. Ne çabuk unuttunuz Osman Bey'in ardında pusat salladığınız günleri. Bu ettiğiniz altlığa yaraşır mı? Onlar Osman Bey'in hatunuysa, ben de Ertuğrul Gazioğlu Gündüz Bey'im. Kayı Bey'i buyruğudur. Vaziyet alın. Gündüz Bey, Malhun Hatun, bu ne haldir? İndiresiniz pusatlarınızı.
vakti geldi. Gayrı ak olan da, kara olan da belli olacak. Eyvallah. Sizi saraya en yakın yerde bekleyeceğim Osman Bey. Her daim hazır olacağım. Gözün arkada kalmasın. Sağ olasın Koseas. Bu ettiğini asla unutmam. Hakikatli davrandın. Senin benim için yaptığın onca şeyden sonra müsaade et de bari bunu yapayım, değil mi Osman Bey? Eyvallah. Biz Alplar ve Cevahir'le önden gideceğiz. Sen gelen de biz sarayda olacağız Osman Bey. Eyvallah Turgut Bey. Haydi gideriz Alplar. Turahan. Koses'le birlikte sen burada teyakkuzda olacaksın. Buyurundur beyim. Allah'a emanet olasınız. Eyvallah, eyvallah beyim. Gündüz Bey ne ederse obası için eder. Biz Gündüz Bey'i posta oturtmakla kötü mü ettik? Gündüz Bey'in posta oturmaya hakkı yok mudur? Gündüz Bey de Ertuğrul Gazi'nin oğlu değil mi? Beyiniz ikilik çıkmasın diye, işte böyle pusatlar çekilmesin diye Osman Bey'in hatunlarını yollar. İkiliği çıkaran sizsiniz. Postun esas sahibini hiçe sayıp toy kurmak isteyen de sizsiniz. Gir otağa bak Malhun Hatun. Postun sahibi posta mıdır? Postun eski sahibi imdi sultanın huzuruna çıkmayı bekler. Bilmez gibi konuşursun Vezir Alemşah. Postun beyini türlü hilelerle sen Konya'ya yolladın. Ama tasa etmeyesin. Beyim hakikati ortaya çıkartıp obasına dönecektir. Yanlış konuşursun Bala Hatun. Hile benim işim değil. Ben buraya nizamı sağlamak için geldim. Kimseyi kırmak, zarar vermek istemem. Lakin türlü laflarla ikilik çıkarmaya devam etmek niyetindeyseniz, istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Siz kimi kimin obasından kovarsınız? Gündüz Bey, hiç mi emminden ders çıkarmadın? Gel etme. Dön bu yanlıştan. Şimdi hatunlar, obadan güzellikle gidersiniz. Gitmeyiz vezir. Hadi gönder bakalım bizi. Ne edersen et, bir adım öteye gitmeyiz. Kimsin? Ne istersin? Sultan Mesud ile görüşecektim. Yaver'e haber veresin. Thank you.
Hatunlar! Atlar! Pusatları indirin! Kayı Alp'ı, Kayı Alp'ına pusat çekmez! Biz bu oyuna gelmeyiz! Kardeş kanı dökmeyiz! Haydi! Buraya çıkarken gündüz benim bildiğim gündüzse bu olanlara müsaade etmez dediydim. Vakti gelende geri çekilmeyi, büyüklük göstermeyi bilir dediydim. Ama ya ben gündüzü hiç tanıyamamışım? Ya da benim bildiğim gündüz başka bir kisveye bürünmüş. Buna müsaade etmeyeceğiz. Kardeş kanı dökmeyeceğiz. Bu sebeptendir ki imdi kendi obamızdan, kendi isteğimizle gideriz. Amma ve lakin günü gelende Kayı'nın beyi Osman Bey obasına gelende bu ettiklerinizin hesabı bir bir görülecektir. Ana! İmdi vakti değildir. İmdi pusat çekersek dönüşü olmayan bir yola sokarsınız bizi. Haydi kızım. Doğru olanı ettin ana. Var olasın. Kendi ellerinle, kendi obana ettiklerine İyice bak gündüz. Bu yanındakinin sözüne nasıl itibar edersin bilmem. Lakin bildiğim bir şey vardır. Sen kardeşine el oldun. O bana el olma. Ana hakkını helal edesin. Buradan böyle gitmenize gönlüm razı değil. Ama elimden bir şey gelmez. Bilirim kızım. Senin elinden bir şey gelmez. Bilirim. Hakkım helal. Kendine de, aklına da sahip çık. Haydi. Malhuna Hatun. Kayı Obası'nın varisi Orhan'ı nereye götürürsün?
Orhan'ın yeri Kayı Obası'dır. Kim olduğunu söylemedi. Sultan'la görüşmek istermiş. Sultan Mesud ile görüşecektim. Sen kimsin ki Sultan seni huzuruna alsın? Sana kimsin deriz be adam? Uçların Ulu Bey. Rum ile Konya'nın hududu. Türkmen'in hamisi, Ali Selçuklu'nun uçbeyi, Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey. Şimdi kim olduğumu bilirsin. Adıma ferman yazılmış. Sultan'a teslim olmaya geldim. Evladımı asla hain eline bırakmam. Onun yeri anasının yanıdır. Bey kızısın Malhun Hatun. Törebilirsin. Orhan'ın yeri Kayı Obası'dır. Bir adım daha yaklaşma. Orhan Osman Bey'in emanetidir. Obayı bıraktık ama onu kimsenin eline koymayız. Orhan bizimle gelecektir. Orhan'ın yeri anasının yanıdır. Evlat anasından ayrılmaz. Gündüz bir şey et. Sakın evladı anasından ayırma. O günaha girme. Gündüz. Evladını anasından ayırmak ne ola ki? Hem sen kimsin evladı anasından ayırırsın ha? Selcan Hatun, sen de törebilirsin. Zorluk çıkarmayın. Haksız mıyım Kayı Obası? Siz deyin. Orhan, Osman Bey'in kanından değil midir? Orhan için en güvenli yer Kayı Obası'dır. Hatunlar, Orhan'ı bırakıp sessizce gidersiniz. Ölürüm de bırakmam evladımı. Orhan için ölürüz de öldürürüz de. Çekilin yolumuzdan da gidelim. Yamer Selman Efendi, İmdi Sultan'a geldiğiniz haber verecek Osman Bey. Tasalanmayasın. Ben tasa etmem. Ayrı beklerim. Sultanım, Kayı Bey'i Osman Bey teslim oldu. İl gezdi çavuş, onu getirdi demek. Tez huzuruma çıkarılsın. Sultanım, Osman Bey yalnızdır. Vezir Alemşah. Bu edilecek iş değil.
Orhan'ı anasından ayırmayasın. Daha çok küçük. Orhan'ın yeri Kayı Obası'dır. Töre bunu gerektirir. Ayşe, Orhan'ı al. Sakın yaklaşma Ayşe Hatun. Sakın. Ana. Ana, ne olur isteme bunu benden. Sabır kızım. Sabredeceğiz. Süt anası burada. Ayşe de gözü gibi bakacak Orhan'a. Hadi kızım. Ana. Orhan'ım daha küçücüktü. Hayır. İyiydim. İmtihanını daha bebekken verdim. Babası gibi iyi olacak. Hadi Mahmut. Hadi kızım. Bala! Ayşe, gel. Bırak bana. Aygül. Çok kan akacak. Osman da böyle isterdi. Kardeşi kardeşe kırdırmayalım. Osman gelende bu ettiklerinizin hesabını vereceksiniz. Yemin olsun ki emanetine gözüm gibi bakacağım. Mahmut kızım. Adalet günü gelecek Gündüz Bey. O gün gelene dek istediğini yapasın. Ama o gün geldiğinde
iki elim yakanda olacak. Cümle Kaya Obası şahit olsun ki sen beni obamdan, evladından ayırırsın ya. Bunların hesabı tek tek sorulacak. Dilerim kör gözlerim bir an evvel açılır da hakikati görürsün. Yoksa çok ah vah edeceksin. Lakin vakit çok geç olacak. Sana son sözüm budur. Ferman. Dülya'yı bul. Bu üç hatun başıma bela olmadan geberecek. Kaya Obası ebedi huzura erecek. Emrinizdir vezirim. Ne vakit bitecek Türk'ün çektiği şu zulüm? Zalim devletin yüreğini cirit atar. İmdilik boyun eğmeyi hakikatten yana sayarlar. Hak bilinen batın, hayır bilinen şerdir. Hatunları sürgüne göndermekle en doğru kararı verdin. Obanın birliği için gerekliydi bu. Tam bir beye yaraşır şekilde davrandın. Her şey oba için. Böyle gerekti, böyle ettim. De, Vezir Alemşah, Orhan'ı neye anasından ayrı koduk? Bir evladı anasından ayırmayı elbette ben de istemem Gündüz Bey. Ama Türk'ün töresi bellidir. Orhan için en güvenli yer obasıdır. Doğru dersin. Töredir. Orhan'ımız kardeşimin emanetidir. Allah muhafaza oralarda başına bir şey gelse Osman'ın yüzüne bakamayız. Senin gibi feraset sahibi bir beye gayrı büyük bir fetih yaraşır. Hazırlan Gündüz Bey. Harmankaya Kalesi'ni fethedeceğiz. Ganimetin hepsi kayının olacak. Osman'ın uğruna nice altlar şehit verip de fethedemediği topraklar pusatına dahi davranmadan senin olacak. Harmankaya'da duvarları gayrı kayı sancağı süsleyecek ha? Öyle ya Gündüz Bey. Sulh yoluyla kan dökülmeden yapılan fethi en hayırlısı olanıdır. Başından beri
Harman Kaya'yı zayiat vermeden kayının hükmüne vermekti niyetimiz. Ama isyankar Osman bunu göremedi. Şimdi Harman Kaya kalesini fethetmek sana nasip olacak inşallah. Oba da Söğüt'te büyük kazanç sağlayacak. Cümle ahali refaha ulaşacak. İnşallah Vezir Alemşah. İnşallah. Sen de kazanacaksın Gündüz Bey. Harman Kaya fethiyle birlikte gayrı senden başkası bu posta yanaşamayacak. Sen o beylik toyuna elinde Harman Kaya fethiyle giden de beyler senden gayrısını o posta oturtmayı kendilerine zul görecek. Sultanım. Uçların şanlı bey diye bildiğim Osman Bey. İndi karşıma. Bir isyankar olarak gelir. Asla. Asla sultanım. Ben her daim size sadığım. Ama eğer müsaadeniz olur ise derdimi anlatmak isterim. Geldiği günden beri döner döner okurum Osman. Bir tek olsun yalan ararım içinde. Anlat Osman. Anlat. Alevler ortasına bıraktığın itimadıma biraz olsun Serp. Ama evvel İlgezli Çavuş nerede? Oradan başlayasın anlatmaya. Evladımı benden ayırmanın cezasını çekecekler. Bu yapılanlar bize reva mıdır ana? Malhun Hatun. Ayşe Hatun Orhan'a iyi bakacaktır. Evladına kavuşacaksın inşallah Malhun Hatun. İnşallah. Kan akacak. Çok kan akacak. Hele bu son ettiği. Evladı anasından ayırmak. Bunun vebalini nasıl ödeyecek? Ama hata bizde. Çıkmayacaktık. Bırakmayacaktık Orhan'ı orada. Yetti gayri Aygül. Kardeş kanı akmasın diye koyduk Orhan'ı orada. Orhan obasındadır. Düşman elinde değildir. Hem hiç mi anlamazsınız vezirin ne etmeye çalıştığını? Bizi asi gösterip kendini haklı çıkaracaktı ya. Emeline ulaşamadı. Kana kaydı. Ahalinin gözünde haksız olacaktık. Bu sebepten ayrı kodum seni evladından. Hakkını helal et kızım.
fırsatlar çekileydi, dönüşü olmayan bir yola girecektik. Helal olsun ana. Sen doğru olanı düşündün. Analık başka bir şeydir malın hatun. Evlattan ayrılmak bambaşka. Ama sen güçlü bir hatunsun. Vezirin oyununa gelmedin. Bey Hatu, ne diye benim askerime saldırsın Osman? Senin yapmadığın ne malum? Eğer İlgezli Çavuş'a kıysaydım, bunu kaçmak için yapardım. Sultanım, işte buradayım. Dimdik karşındayım. Geyhatu. Geyhatu ha. Neden? Geyhatu. Ali Selçuklu'ya değil. Bana saldırdı. İlgezli Çavuş. Ben ve altlarımı teslim etmemek için orada şehit düştü. Sen bu kadar mühim biri misin Osman? Geyhatu canına kasteder, İlgezli senin için canını feda eder. Geyhatu benim müttefiğimdir. Ne diye bana gelen birinin canına kastetsin? Hem de gelen derdest edilmiş bir suçluyken. Sultanım. Müttefiğim de bildiğiniz o kadar çok kişi var ki. Onların sizin ardınızda olmasının sebebi daha rahat oyun kurmalardır. Ben ise sizin ardınızda değil. Yanınızdayım. Benim gizim saklım yoktur. Ama ardınızdakilere iyice bakın. Gizin yoksa, sırrın yoksa, kelamın da açık olsun Osman Bey. Julia. Hepsini öldüreceğiz. Canlı kimse kalmayacak. O hamile olanı kendi ellerimle öldüreceğim. De hele, ne kadardır sancın vardır? Ana, ya Emre doğurursa? Dur hele kızım. De hele, sancın ne kadardır vardır? Dünden beri hem mi? Dün elin karnındaydı. Dün geçerdeyi bekledim ama. Ama Emre dayanamazım ana. Yatıralım. Kalk yatıralım. Haydi. Haydi. Yavaş. Yavaş. Bala.
İşini bitirdiğinde seni Söğüt yolunda bekliyorum. Haydi. Askerler, hazır olun. Vezir Alemşah. Bilecik'te fermanınıza karşı çıkıp beni asmaya kalktı. İlgezli çavuş buna mani oldu. Buraya gelip bütün doğruları söyleyeceğimi bildiği için Gayatü'yü benim üzerime saldı. Bunlar çok ağır ithamlar Osman Bey. Ağabeyim Gündüz Bey'le benim aramı bozdu. Şeyh Edebalı'yı zindana koydu. Tekfurlarla bir olup uçlarda herkesi yanına toplamaya çalışır. Bu sebeple beni saf dışı bırakması gerekirdi. Kanıtın yoksa bu sözlerin iftiradan öteye gitmez. Veziri uçlara siz mi tayin ettiniz? Hayrola Osman. Gayrı kudretimizi sorgular mı oldun? Elbet ben tayin ettim. Haşa sultanım. Hep derdi Alemşah. Şu uçları nizama sokmak gerek değil. Moğol'u da, Rum'u da dize getirmek kolay derdi. Hep isterdi uçlarda olmak. Bu neye kanıttır? Uçlardaki meseleleri senin dışında herkes müsbet görür. Senin delilin var mı? Onu deyesin. Delil. Delil. Benim gözümle gördüğüm, yüreğimle inandığım, dilimle söylediğimdir sultanım. Buna inanmak da, inanmamak da size kalmıştır. Ama uçlarda devşirdiği gücü size döndürdüğünde o vakit benim sözlerimin doğru olduğunu anlayacaksınız. Sultanın buyruğuna boynum kıldan incedir. Buyruk sizindir sultanım. İyi misin kızım? İyiyim ana. Köye kadar dayanırım. Pek hareketlidir. Haylaz olacak belli. Tez köye varalım. Belli ki erken gelecek. Varalım ana. Atlar! Atlara! Hadi. Haydi. Bala dur. Allah'ım sen evladımı koru. Bala! Bala! Seni öldüreceğim demişti. İşte geldim. İşimi yarım bırakmayı sevmem. Seni de, o karnındakini de öldüreceğim. Hadi oradan, soysuz! Saldırın! Zehra, balayı kolla. Balayı koruyun! Julia! Allah'ım, Allah'ım sen evladımı koru ya Rabbim. Atlar balayı koruyun!
Seni nicedir tanırım. Niyetinin halis olduğunu bilirim. Ama korkarım ki Osman, bileğinin kavilliği, yüreğinin pekliği, gözünü kör etmesinden korkarım. Peki ya Alemşah'tan gelen mektup? Devlet kurma emelinin olduğu soysuz. Gey Hatun'un buyruğu ile seni Erlik Han'a kavuşturacağım Osman. Sultanım. 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 Oh. Maşallah. Tuzak kuranlar. En hayırlısı Rabbim. Bu cendereden alnımın akıyla çıkmayı sen bana nasip eyle.